girelim bu konu için. Evet, şu an Teknofest alanındayız. Bizi öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ismim Obade El-Şehade, Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği öğrencisiyim. Burada Brailers olarak takımımızı İstanbul'dan geldik. Burada bir küçük yazıcımız var. Burada 4 tane arkadaşımızla beraber bu projeyi gerçekleştirdik. Mehmet Ferit El-Hafız, Hamza Ranne ve Beşer Kaleci. Burada olmayan Ömer Sabra Kayak arkadaşımız da var. Hepimiz Yıldız Teknik Üniversitesi, Üniversitesi'nde okuyoruz. Şu an yaptığımız proje görme engelli bireylerin kullanmış olduğu Braille alfabesinin kişiye özel yazıcısıdır. Yani dünyada bulunan çok fazla örneği var görme engelli bireylerin kullandığı yazıcıyla ilgili. Ama ne yazık ki onların büyükleri genellikle 1,5 metreyi aşıyor ve matbaalarda kullanılıyor mecburen. Matbaalarda kullanılmasının yanı sıra ne yazık ki basılan her ürünün yüzlerce yapılması zor. Haklı olarak onlar matbaacılar tarafından yüzlerce basılması talep ediliyor. Ancak biz düşündük ki her bir görme engellinin eğitiminde veya normal günlük hayatta kullanabileceği bir yazıcı olması, bizim günlük hayatta kullanabildiğimiz yazıcıların olması temel bir haklarıdır aslında. Bir lüks değil, bir haklar onlar için. Biz de dedik ki küçük bu yazıcımızı gerçekleştirelim. Buradaki bulunan bütün yazıyı otomat bir şekilde bilgisayar ortamında bulunan bütün dosyaları aktarabiliyoruz. Buradaki olan kullanıcı arayüzümüzde kolay, basit bir şekilde kullanılması üzerine görme engelli bireylerin de kullanabileceği biçimde şekilde tasarlanmıştır. Zaten bilgisayarlar kullanıldığını çoğumuz biliyoruz. Bilgisayar kullandıkları için kullanırken burada hangi dili olduğunu seçebiliyorsunuz ve üzerine geçtiğiniz zamanlarda burada sesli bir şekilde İngilizce tekst olduğunu söylüyor veya Türkçe metin olduğunu söylüyor. Burada aslında sayfaları hesaplıyor çünkü burada manuel bir şekilde biz kağıtlarımızı ekliyoruz. Burada normal bir resim ekleyebiliyoruz. Resim eklediğimizde içindeki olan yazıları tamamen çıkartıp burada tekst haline getiriyor. Tekst haline getirdikten sonra burada normal bir şekilde kopyalanabilir ve tekrardan alınabilir bir şekilde hale geliyor. Sayfaları hesapladığımızda 2 sayfa gerektiğini yazıyor. Burada da üzerine geçtiğiniz zaman yazdır kelimesinin üzerinde sesli bir şekilde yine aynı şekilde size söyleyebiliyor. Burada biz küçük bir deneme yapmaya çalışırsak... Burada yazıcımız hazır bir şekilde zaten bulunuyor. Şimdi burada kabartacak şekilde hazırlandı. Şu an yazıcımız yazıyor zaten. Burada buradaki olan projemizi sıfırdan hazırlanmış, herhangi bir hazır tasarım kullanılmamış, herhangi hazır parça kullanılmadan bu proje gerçekleştirildi. Tamamen yerli ve millidir. Kullanılan 3D yazıcıyla ilk başlarda şey yapılmıştır, parçaları ve tasarımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra burada deney yap kartı kullanılmıştır. Arduino yerine deney yap kartı kullanıldı. Ve hedef kitlemiz tabii ki de görme engelli bireylerin bulunduğu okul, ofis veya onların bulundukları onların evde kullanacak, kolay bir şekilde kullanacak her yer. Peki ben şunu... Zaten de örneklerini de bulup görebilirsiniz. Şöyle üzerine dokunarak zaten onlar görebiliyorlar. Görme engelli arkadaşlarımız bu şekilde okuyabiliyor. Buradan okuyabiliyorlar, evet. Peki arkadaşlar, ben şunu merak ettim. Bu proje nasıl aklınıza geldi? Yani tasarım süreci... İki arkadaşımızın o asansörde bulunurken aslında yakınlarında herhangi bir görme engelli birisi yok, ancak aklına ilk geldiği zamanlarda asansördeyken bu dinle ilgili merak salmaya başladılar. Daha sonra onunla ilgili nasıl bir
herhangi bir çıkarılabileceğini düşünmeye başladılar. Daha sonra bu sürecin çok sancılı olduğunu görmeye başladılar. Çünkü eğer siz matbaada yapmak istemiyorsanız, yani eğer siz matbaada normalde gidip bir şey yapmak istemiyorsanız, bunu manuel şekilde yapmak zorunda kalıyorsunuz. Manuel dediğimiz olayda bir iğne ve bir cetvel yardımıyla yapılıyor. Ve ne yazık ki bu sadece görebilen, yani görme engeli olmayan bir insan tarafından yapılıyor. Görme engeli olmayan bir insan tarafından yapılıyor olması, bu insanların, yani görme engelli bireylerin diğer insanlara hep muhtaç kalacağı anlamına geliyor. Ancak bu yapmış olduğumuz yazıcı ve arayüzü tamamen bundan farklıyız diyebiliriz. Projemiz çok genç. Projemiz çok genç olmasının sebeplerinden bir tanesi kısa bir sürede yapılmış olması. Üniversite öğrencisi olmamızın ve destek olmamasından dolayı. İlerideki süreçlerde umuyoruz ki tabii ki de seri öğretime geçmesin ve o insanların tabii ki yarar görmesidir. Ve bu konuda elbette her zaman eleştiri açığız, eleştiri açığız ve yeni fikirler her zaman açığız. Burada zaten şu an burada onların iletişim bilgilerimiz bulunuyor. Onunla ilgili girdiğimiz zamanlarda bize ulaşabilirsiniz. Ek olarak da zaten hani biz projemiz ne kadar güçlü bir şekilde anlatmaya çalışsak da şu kısımda ne kadar zorlu bir sistem olduğunu, hani mekanik şekilde ben size mekanik aksanları anlatmış olsam da içeriden ne kadar karışık bir işlem olduğunu görmek önemli. Hani elbette bizim yaptığımız proje kullanacak olan insanlar için basit olması gerekiyor ama içerideki olan da o kadar basit bir işlem olmadığını belirtmekte fayda var. Bize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. Sağ olun. Daha sonra dedik ki biz bunu yapabiliriz. Öyle başladık. Kendi planlarımızın arasında zaten yapabiliriz. Ben Berk Kadir Mutlu. Baykoca Rega takımının üyelerinden birisiyim. Sürecimizin ötesine gelecek olursak, biz 2020 yılında elektrikli gezi aracı yapmak için yola çıktık. Daha sonrasında planlarımızda olan rehber modülünü yazarak aracımıza entegre etme yolunda Arge sürecimizi ürettik. Artık Arge sürecimiz sona erdi ve bunu aracımıza entegre etmeye hazırız. Kısaca bunu tanıtmamız gerekirse, aracımız %100 elektrikli ve kendi imalatımız. Bu aracımızın bir modelidir. Aracımızı entegre ettikten sonra kendi yaptığımız yazılım ile gezdiği han, hamam, müze, tarihi ve destinasyon alanlarının hepsini kendisi ekranlarından tanıtıp ses sistemiyle bilgi verip aynı zamanda derinlik algısıyla yarattığımız görüntüleri görerek turizmi deniz buraya kadar çıkarmak istiyoruz. Bunun üçüncü prototipi için artık şoförü de ortadan kaldırıp tamamıyla insan içinde çalışan insan olmadan yapmak istiyoruz. Bunun için en büyük girişimlerimizden bir tanesi ise bizim Bilişim Vadisi'ne kabul edilmiş olduk. Bilişim Vadisi tarafından desteklenen bir projeyiz. Böylelikle otomasyon, otonom araçları ortaya çıkmış için ilk adımlarımızı atacağız. Hani 2 kilo var ya? Evet. Tamamen bize ait. Aracın yapımı da %100 yerine elektrikli yenilenmektedir. Hamza ben. Emin miyim abi? Projemizin ismi Akıllı Baret. Projede projeyi özellikle madenlerde insanlar çalışıyor. Madenler için geliştirdik. Ve de madenlerde çalışan insanların çalıştıkları ortamlardaki olumsuz faaliyetleri engellemek ve de en aza indirmek amacıyla tasarladık. Diğer standart baretlere göre bu akıllı baret gerekli sensörler ekledik. Gaz sensörü ve mesafe sensörü gibi. Bu sensörler akıllı bareti daha kullanışlı ve daha güvenilir hale getiriyor. Şimdi öncelikle akıllı barette kullandığımız sensörler gaz sensörü ve mesafe sensörü kullandık. Gaz sensörü ortamdaki madenlerdeki gazı sürekli ölçer ve kullanıcıya herhangi bir tehlikeli bir durum olduğunda kullanıcıya bilgi verir. Mesela örneğin
Şu şekilde uyarı verir. Ayrıyeten seri portta da bunu görebiliriz. Bunun değerlerini. 250 ppm değerinden sonra ötmeye başlar buzzer'ımız. Burada da devrenin açık şeması. Mesafe sensörümüz de 1,5 metreden daha kısa bir nesne algıladığında herhangi bir çökme durumunda veya yukarıdan bir nesnenin düşmesi durumunda kullanıcıyı uyarır ve alacağı hasarı minimum düzeye düşürmeyi hedefler. Örnek çalışmasını da göster. Örnek çalışmasını da göster. Evet. Ekranda da zaten anlık olarak değerler görünüyor. Bilgisayardan okunabiliyor.